Evet, Büyükşehir Belediye Başkanım, Turizm İl Müdürüm, Rektör Vekilim, Ticaret Odası'nın değerli başkanları, Güney Marmara Koordinatörü, sevgili turizmciler, hepinizi şahsım ve Bandırma Belediyesi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Gerçekten çok anlamlı ve yerinde... Devam edebilir miyim? Gerçekten çok anlamlı ve yerinde bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bandırma geneline bakarsak, Bandırma'yı bir Bandırma'nın kendi bütünsel yapısı, bir de bölgedeki Marmaras'ı, Avşası, Erdek'i, Göneni, Manyas'ı, hatta Susurlu'yu bile içine katabileceğiniz bir coğrafyada da değerlendirmek gerekiyor. Kurtuluş mücadelesinin başlangıç vapuruna adını veren ve aynı zamanda son kurşunun atıldığı bir kent. Erdek gibi çok değerli bir turizminin olduğu yakın, turizminin olduğu kente yakın bir kent. Milattan önceye dayanan bir coğrafyası olan Panderma adını güvenli liman olarak alan ve bu limanla beraber günümüze kadar sanayileşen bir kent. Milattan önce ve milattan sonra dokuların sürekli kendi bölgesinde olan bir kent. Dasikleyon'u, Erdek'in Kızikos'u, Kirazlı Manastırı ve aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada ilk olan Kuş Cenneti Milli Parklarından birine sahip bir kent. Göneline baktığınız zaman kaplıcalarıyla turizmi yakalayan bir coğrafyası da yakınında. Ben Emit Fuarı'na gittik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu organizasyonun altında. Daha önceden böyle bir turizm fuarına gitmemiştim. Türkiye'nin 4. turizm fuarlarından bir tanesiymiş. Edremit, Burhaniye, Gömeç gibi daha turistik olan şehirlerimiz kendi standlarını açarken biz Büyükşehir Organizasyonu'nda bu standımızı açtık. Şimdi tabii limandan kaynaklı, sanayileşmeden kaynaklı kendi tarihi dokusuna ve turizm dokusuna çok yatırım yapılmamış bir kentiz. Dediğim özellikleri etrafında taşıyor. Tabii bunu biz orada fark ettik. Kendi arkadaşlarımızla beraber. Oradaki turizmcilerle görüşmemiz sonucunda diğer turizmi yoğun yaşayan ve tarihini, kültürünü, doğasını doğru finanse etmiş ve doğru PR'ını yapmış, organizasyonu yapmış kentlerin yanında biz Bandırma olarak birazcık kendimizi geri hissettik. Tabii ben Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilçe belediyesi ama Güney Marmara'nın da bir abisi olarak görüyorum Bandırma'yı. Geldikten sonraki dönemde hemen bu tarzda bir organizasyonu yapmak adıyla Kültür Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızla beraber çalışmaları başlattık. Bölgedeki ticaret odalarıyla, borsalarıyla, sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda turizm sektöründeki öncülerle beraber 19 Mart'ta bir çalışma yapacaktık bölgenin turizmiyle ilgili Büyükşehir Başkanlığımızın koordinatörlüğünde. Fakat tabii pandemi süreçleri olunca bu organizasyon kaldı. Her ne kadar kenti bir sanayi kenti ve üniversite kenti, liman kenti pozisyonunda olsak da gerçekten tarihi dokularının ve kültürünün ve turizminin de yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Bandırma şöyle, bunlar tabii göz önüne çıkartılamadığı, bunların reklamının, PR'ının yapılmadığından dolayı Bandırma bir geçiş noktası olmuş. Çanakkale'ye giden turistler, oradaki Truva'ydı, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Savaşımızdaki oradaki yapılan tarihi ve turizm dokusunu görmek isteyen insanların geçiş noktası olmuş. Bandırma'daki otellerde konaklamışlar. Bandırma'nın merkezine inmeden
çevresindeki doğayı, çevreyi, güzelliği görmeden Çanakkale'ye gitmişler. Biz Emit Fuarı'nda Kültür Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız sadece orada ikili ilişkileriyle sadece kendi standımız olmadan el broşürlerimiz ve tanıtım reklam filmlerimizle o günün çarklarında 60 tane otobüs anlaşma yaptılar. Neyi göstererek anlaşma yaptılar? Bizim milli parkımızı, kuş cennetimizi göstererek anlaşma yaptılar. Yani tabii daha sonra korona, covid süreci ortaya girince tabii bunların hepsi gerçekleşemedi ama bizim bu dokuyu, bu güzelliği ortaya çıkabileceğimizi düşünüyorum. Edinciğimiz var hemen. Edinciğimiz hem Bizans döneminde, hem Osmanlı döneminde en büyük kadılardan, en büyük uç beyliklerinden bir tanesiymiş. Bizans döneminden, Osmanlı döneminden çok ciddi çeşmeleri, camileri olan bir yerimiz. Fakat bunun tanıtımı ve bu konuyla ilgili herhangi bir girişim olmamasından kaynaklı bakım, restorasyon gibi çalışmalarımız olmamış. Tabi böyle olunca da o da belli bir noktada geçmiş dönemin tavukçularının, hayvancılarının, damlarının birçoğunun yapıldığı bir kent haline gelmiş. Geçen hafta Anıtlar Yüksek Kurulumuzla beraber oradaki değerleri bir kez daha ortaya çıkartıp bu konuyla ilgili büyükşehirimizle birlikte start verip oradaki birçok çeşmenin, hamamın ve metruk haldeki cami gibi yapıların restorasyonu ile ilgili inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelip koordineli bir şekilde çalışıp bunun tarihi, çevreye, kültüre kazanılmasını istiyoruz. Erdeğimiz bizim göz bebeğimiz, Bandırmalı'nın yazın birçoğunun gittiği ve geçmiş dönemlerde turistlerin en çok gelen ilçelerden bir tanesi. Yanımızda hemen Kapıdağımız var, Kirazlı Manastırımız var ve burada Türkiye'nin sayılı ayinlerinin yapıldığı, değil mi Ticaret Odası Başkanım? Ortodoks Kilisesi'nin ayinleri yapılıyor her sene ve buraya birçok yurt dışından insan hacı olmak için geliyor. Fakat bunun biz reklamını ve bunun pazarlamasını, marketingini doğru şekilde yapamıyoruz. Her şey reklam üzerine gidiyor. Artık sosyal medya üzerinden, internet üzerinden pazarlama çalışmaları yapılıyor. Biz ne kadar güzel şekilde hazırlanır, ne kadar çok tarihimizi, kültürümüzü, dokularımızı ortaya çıkaracak şekilde organizasyonlarımızı yaparsak Bandırma'ya, Balıkesir ve bölgeye çok ciddi şekilde katkı sağlarız. Şimdi Balıkesir 3 bölgedir. Körfezi, merkezi ve Güney Marmaris'i olmak üzere. Tabii 1 bölü 1000'lik planlar yapıldı. Bu 1 bölü 1000'lik planlarda Bandırma'mız daha çok sanayi ağırlıklı bir bölge. Limandan kaynaklı, demir yolundan kaynaklı ve sanayicilerin burada yapmış olduğu yatırımlardan kaynaklı sanayi bölgesi ilan edilirken Edremit, Burhaniye, Gömeç, Körfez tarafı turizm bölgesi ilan edildi. Ama bizim sanayileşmenin yanında, çevreye duyarlı sanayileşmenin yanında bizim turizm açısından da çok fazla şekilde tarihi dokumuz ve turistik alanımız olduğuna inanıyorum. Tabii bunu hep beraber yapacağız. Sadece Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi'nin beraber koordinasyonunda değil, turizmle iç içe olan sizlerin de buna çok ciddi şekilde destek vermesi gerekiyor. Belki otellerin yenilenmesinden tutun, peyzajına birçok konuda biz belediyesel olarak müdahale etmek zorunda olduğumuz durumlar da söz konusu olabilir. Bizim bölgemiz kıymetli bir bölge. Bandırma coğrafyası çok kıymetli bir bölge. Tarihiyle, turizmiyle dolu dolu bir bölge. Ama bunun reklamını beraber yapmamız gerekiyor. Yani benim kafamdan geçen Büyükşehir Belediyesi'nden bize gelen bir reklam çalışmasıyla ilgili bir miktar
gönderdiler. Hani bölgenin sadece Bandırma Belediyesi için söylüyorum ama ben bu konuları anlatırken sadece Bandırma olarak değil, Bandırma'nın etrafındaki ilçelerini de işin içine kapsayarak organizasyon yapmak istiyorum. Bir miktar bu tanıtımla ilgili, turizmle ilgili belli bir miktar nakit yardımda bulundular ama bizim hep beraber sizin de bize vereceğiniz destekle çok güzel bir şekilde, yani normal bizim kendi kültür müdürlüğümüzün çekebileceği projeler değil, çekebileceği videolar, çekebileceği PR'lar değil, bütün bu belediyelere vermiş olduğunuz destek üstüne çıkarak bu bölgenin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtımında ve turizminin tanıtılmasında çok daha güzel bir proje, çok güzel bir PR ve video hazırlayarak bu bölgenin turizmine bir başlangıç olacağına ben inanıyorum. Kaplıcalarından milattan önceki Dasikleon'a, Marmaras'ı, Avşas'ı, Erdek'i turistik dokusuna, Kapıdağ gibi bir oksijen deposuna ve kış turizmine, şu anda en son Covid ve koronadan kaynaklı herkes biliyorsunuz doğaya, yeşile dönmeye başladı. Bizim Kapıdağımız bu noktada çok kıymetli. Orada bu tarz bir turizmin gelişeceğine de inanıyorum. Tekrardan yapılan bu toplantının, bu organizasyonun ben çok yerinde, zamanında ve faydalı olacağına inanıyorum. Biz Bandırma Belediyesi olarak her zaman turizmin, tarihin desteklenmesinde yanınızdayız. Elimizden de ne geliyorsa yapmaya hazırız. Tekrardan lafı da fazla uzatmadan, önemli olan burada sizin düşünceleriniz, sizlerin söylemek istedikleriniz. Tekrardan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım hoş geldiniz diyorum. Değerli turizmci arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.